Merhaba arkadaşlar, güvercinlerimizi dışarıya çıkardık. Sabahın erken saatlerinde güvercinlerimiz yem yeme mesaisindeler. Bakın oraya da yeni bir su koyduk. Belki birazdan su banyosu da yapabilirler. Tavukları çıkarmadan önce bu alana önce yem seriyoruz ve güvercinleri çıkartıyoruz. Güvercinlerimiz şöyle biraz otlansınlar, tabiri uygunsa burada. Ondan sonra zaten uçmaya giderler. Ya şu demirin üstünde sıralanıyorlar bir süre sonra, ya da aşağıda bir bahçemiz var, onun demirinin üstünde sıralanıyorlar. Uçma ve böyle yem yeme işlerini bitirdikten sonra dinlenmeye oraya geçiyorlar. O zaman da tavukları çıkartıyoruz. Burada tavuklarımız var. Bakın burada da bizim keklik yavrularımız var. Şöyle azıcık açıverelim, gösterelim. Bunlar bizim keklik yavruları. 4 tane keklik yavrumuz var. Biri nerede? Biri de orada. Bunlar biraz küçük olanları, biraz büyük olanları da var. Onlar başka bir yerde. Bunları buraya koyduk. İşte bunlar da bizim sevimli güvercinler. Şu beyaz olan kumru. Kumru çiftti arkadaşlar. Artık eşi muhtemelen kedi saldırısı sonrasında falan onu kaybettik. Tek kaldı. O da artık güvercinle çiftleşmeye başladı. Bu erkek. Dişi bir güvercinle çiftleştikten sonra bakın şu yavru ortaya çıktı. Yani birazı güvercin, birazı kumru gibi böyle hafiften kırma bir hayvan ortaya çıktı. Biz tavuklarda da türlerin bozulmaması taraftarıyız. Tabii ki güvercinlerde de bozulmasını isteriz ama işte eşi kaybolduğundan dolayı o da işte çiftleşme isteğinde bulunuyor. Başka bir güvercinle eşleşmişler ve öyle bir yavru çıkmıştı. Şunlar da bizim yeni çıkan yavrularımız arkadaşlar. Şu ikisi yeni çıktı. Bakın daha yeni böyle dıbıl dıbıl yürümeye çalışıyorlar. Babası da bakın şu demirin üstündeki. Babasının fotokopisi olduğu bu ufaklık. Burada işte toplamda 14-15 tane falan güvercin var. Arkadaşlar çeşitli nedenlerle güvercin kaybı yaşıyoruz. Kediler saldırıyor. Ondan sonra alıcı kuşlar havadayken bunları kapıp götürebiliyorlar filan. Ama bunlar sürekli çoğaldığı için sayımızda çok fazla azalma, değişme olmuyor. En baştan beri 14-15 civarında falan güvercinimiz vardı. Şu anda da kişiler değişmiş olsa bile sayı hemen hemen aynı gibi. Şükür bunlar bize yetiyor. Şöyle arada bir uçuyorlar. Bunların uçmalarını seyredince sanki kendimiz uçuyormuşuz gibi öyle zevk alıyoruz, eğleniyoruz bunların uçmalarından. Şu hayvanın bir tanesi bakın sanırım artık kedi saldırısına uğradı da kurtuldu mu, ya da artık bir işte kuş saldırısına uğradı da ondan mı kurtuldu tam bilemiyorum. Ayağı kırılmış. Dün fark ettim. Dün yakalamaya çalıştım. Yakalayamadım. Adamlar da kanat olduğu için hemen uçup gidiyorlar. Bunu bugün bir yakalayabilirsem onun ayağına bir işlem yapmayı düşünüyorum. Çünkü dün tamamen böyle sallanıyordu neredeyse ayağı. Bugün biraz sabitlemiş gibi ama böyle kötü bir şekilde sabit kalacak. Böyle yanlış bir şekilde kaynayacak gibi. Ona bir atel bağlamak lazım bir süreliğine. Ona bir işlem yapacağım, yapabilirsem. Yakalayabilirsem daha doğrusu. Evet. Vaziyet böyle. Bizim kümesin bir değişik üyesi bulunan güvercinlerimizin sabah mesaisini kısacık sizlere göstermek istedik. Şimdi birazdan da zaten suyun içine girdiklerine göre su banyosu yapmaya başlayacaklardır. Tavuklar
keklikle toprak banyosu yapıyor arkadaşlar. Keklik de aslında hani uçucu bir kuş olmasına rağmen onlar toprak banyosu yapıyorlar. Ama güvercinler su banyosu yaparak vücutlarını temizliyorlar. Diğer işte muhabbet kuşu gibi ya da işte kanarya gibi küçük evcil kuşlar da su banyosu yapıyorlar. Güvercin de su banyosu yapıyor. İlk gördüğüm zaman ben bayağı bir şaşırmıştım. Güvercinlerle ilgili çok ciddi teferruatlı bilgiye sahip değiliz. Ama işte bir akrabamız, ondan sonra bir komşumuz üçer beşer güvercin göndermişti. Sakin olun çocuklar, sakin olun. Bakın şuradaki kümesin içindeki tavuklar sıkıntı çıkartıyorlar birbirlerine. İşte o akrabamızın, komşumuzun sayesinde biz de yavaş yavaş güvercin beslemeye başladık. Bunlar bizim ilk güvercinler. Kimisi paçalı ve böyle uçarken takla atıyorlar. Bakın mesela şu paçalı olanlar taklacı güvercin. Uçmak için havalandıkları zaman bir süre yukarıya doğru çıkıyor ve orada takla ata ata geri aşağıya inmeye başlıyor. Onları seyretmek değişik ve gerçekten güzel. Ama onlar çok fazla uçmuyorlar. Böyle hani işte gidip sağ sol aşağı yukarı falan pek gitmiyorlar. Olduğu yerde duruyor, havaya kalkıyor, takla atıyor ve geri aşağıya iniyor. Yani onun da görselliği o şekilde. Ama mesela işte şu kahverengi güvercin var ya, en iyi uçanlardan birisi bu. Uçtuğu, havalandığı zaman öyle hızlı gidiyor ki adam ya takip edemiyorsun yani, böyle bir aşağıya bir yukarıya değişik sortiler yaparak mükemmel bir uçuş gerçekleştiriyor. Çok böyle takdir ediyoruz, seviyoruz kendisini. Maalesef bunun aynı şekilde, aynı renkte doğan kardeşleri de vardı. Onlar ya kedi saldırısına maruz kaldı ya da işte tavuk saldırısına maruz kaldı. Onları kaybettik. Tek kahverengi güvercin bu kaldı. Belki bu birileriyle çiftleşirse alttan yeni kahverengi güvercinler çıkabilir. Bakın orada bir taraftan toprak su banyosu yapmaya başladılar bile. Sıralı bir şekilde biri iniyor, biri kalkıyor. Suyun içerisine girenler şöyle kenara çekilip kurumaya başlıyorlar. Bakın bu tamamen her tarafını ıslatmış. Şimdi güneşte kurumaya çalışacak. Şu da aynı şekilde. Tüylerinin arasında ister istemez parazitler bulunabilir arkadaşlar. Onları temizlemek için önce su kullanıyorlar. Daha sonra da işte böyle gagaları ile tüylerinin arasındaki sıkıntıları gidermeye çalışıyorlar. Bizim ufaklıklar yavaş yavaş ortama alışıyorlar. Şu ayağı kırık hayvana bir işlem yapabilsem, ama nasıl yapacağız arkadaş? Şöyle de bir durum var. Şimdi buradaki güvercinlerin tamamı bizim kümeste doğan ya da bizim kümesin elemanları. Ama son zamanlarda ne hikmetse şu siyah olanlar, bakın oradaki iki siyahla şuradaki siyah ve şu hayvan bizim kümese gelmez oldu. Daha doğrusu gündüz geliyor arkadaşlarıyla burada beraber vakit geçiriyorlar, yem yiyip su içiyorlar. Ama akşamları başka yere gidiyorlar. Bizi aldatıyorlar yani. Niye kendi evinizde kalmıyorsunuz çocuklar? Başka yere niye gidiyorsunuz ya? Yeminiz burada, suyunuz burada, arkadaşlarınız burada. Ama siz başka yere gidiyorsunuz. Olmaz böyle ama. İşte o hayvan da bizim kümeste kalmadığı için, akşam olsa mesela, akşam kümese girdi, ben akşam yakalarım, icabına bakarım onun ayağının, ama gündüz geliyor, akşamları da başka yere gittiği için yakalayamıyorum onu. Yakalayabilirsem o ayağına bir çare düşüneceğim bakalım. Evet, vaziyet böyle arkadaşlar. Bizim
kümeslerde güvercin mesaisi bu şekilde. Biraz başlarını bekledim. Özellikle kedilere karşı falan. Şu yavruları ben kendim çıkarttım. Kendileri çıkmıyorlar kümeslerinden. Çıkarttım şöyle biraz. Güneşlensinler falan diye yavaş yavaş diğer abilerinin, ablalarının ortamlarına baksınlar, alışmaya çalışsınlar falan diye. Ben şimdi o iki yavruyu içeriye katacağım. Bunlar da artık yavaş yavaş başka taraflara uçmaya başlarlar. Ben de başka işlere geçeceğim. Tavukları da çıkarttıktan sonra. Evet, başka bir videoda, güvercin videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mersin Silifke Taşucu kasabasından herkese kucak dolusu selamlar, saygılar.